Bir haber verecek. Böyle harika ve fevkalade mucuz dima bir zat lazımdır. Hem bu zatın gidişatından görünüyor ki o görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor. Hem bizi nimetleriyle perverde eden şu semavat ve arzın ilahı bizden ne istiyor? Marziyatı nedir? Pek sağlam olarak bize ders veriyor. Hem bunlar gibi daha pek çok merakla haber, lüzumlu hakiki ders veren bu zata karşı her şeyi bırakıp ona koşmak, onu dinlemek lazım gelirken, ekser insanlara ne olmuş ki, sağır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar, bu hakikati işitmiyorlar, anlamıyorlar. 12. Reşa, işte şu zat, şu mevcudat halıkının vahdaniyetinin hakkaniyeti derecesinde hak bir bürhan-ı natık, bir delili sadık olduğu gibi, haşrin ve saadet-i ebediyenin dahi bir bürhan-ı katı, bir delili satığıdır. Belki nasıl ki o zat, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i usulüdür, öyle de duasıyla, niyazıyla, o saadetin sebebi vücudu ve vesile-i icadıdır. Haşir meselesinde geçen şu sırrı makam münasebetiyle tekrar ederiz. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada dua ediyor ki, güya şu cezire belki arz, onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Bak, hem öyle bir cemaat-ı uzmada niyaz ediyor ki, güya Beni Adem'in zaman-ı Adem'den asrımıza, kıyamete kadar bütün nurani kamil insanlar, ona ittiba ile iktida edip, duasına amin diyorlar. Hem bak, öyle bir hacet-i amme için dua ediyor ki, değil ehli arz, belki ehli semavat, belki bütün mevcudat niyazına, evet ya Rabbena ver, biz dahi istiyoruz deyip iştirak ediyorlar. Hem öyle fakirane, öyle hazinane, öyle mahbubane, öyle müştekane, öyle tezarrukârane niyaz ediyor ki, bütün kainatı ağlattırıyor, duasına iştirak ettiriyor. Bak, hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için dua ediyor ki, insanı ve alemi, belki bütün mahlukatı, esfel-i safilinden, sükuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, alayilliğine, yani kıymete, bekaya, ulvi vazifeye çıkarıyor. Bak, hem öyle yüksek bir fizar-ı istimdatkârâne ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkârâne ile istiyor, yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata ve semavata ve arşa işittirip, vecde getirip duasına, amin, Allahümme amin dedirtiyor. Bak, hem öyle semî, kerîm bir kadirden, öyle basir, rahim bir alimden hacetini istiyor ki, bilmiş adı en hafî bir zihayatın en hafî bir hacetini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Çünkü istediğini velev lisan-ı hal ile olsun verir. Ve öyle bir sureti hakimane, basirane, rahimane de verir ki, şüphe bırakmaz. Bu terbiye ve tedbir öyle bir semî ve basir ve öyle bir kerîm ve rahîme hastır. 13. Reşâ, acaba bütün efazılı Beni Adem'i arkasına alıp, arz üstünde durup, arş-ı azama müteveccihen el kaldırıp dua eden şu şerefine bir insan ve ferîd-i kevn-i zaman ve bir hakkın fahri kainat ne istiyor? Bak dinle, saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, lika istiyor.
cennet istiyor. Hem merayay mevcudatta ahkamını ve cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiye-i ilahiye ile beraber istiyor. Hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o matlubun esbab-ı mucibesi olmasaydı, şu zatın tek duası, baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Evet, nasıl ki onun risaleti şu dar imtihanın açılmasına sebebiyet verdi, öyle de onun ubudiyeti dahi öteki darın açılmasına sebeptir. Acaba ehl-i akıl ve tahkika leyse fil imkan erdev mimma kan dediren şu meşhut intizam-ı faik, şu rahmet içinde kusursuz hüsn-ü sanat ve misilsiz cemal-i rububiyet hiç böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul eder mi ki? En cüz'i, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin. En ehemmiyetli, en lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın. Haşa ve kella, yüz bin defa haşa, böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul etmez, çirkin olmaz. Yahu ey hayal arkadaşım, şimdi kafiriz. Geri gitmeliyiz. Yoksa 100 sene şu zamanda şu cezirede kalsak yine o zatın garibi icraatını ve acayip vazifini yüzden birisine tamamen ihate edip tebaşasında dayamayız. Şimdi gel üstüne döneceğimiz her asra birer birer bakacağız. Bak nasıllar asır o Şam-ı Hidayet'ten aldıkları feyzile çek açmışlar. Ebu Hanife, Şafi, Ebu Yezid-i Bistami, Şah Geylani, Şah Naşimet, İmam-ı Gazali Rabbani, Sayın Nursi gibi milyonlar münevver meyveler veriyor. Müştahatımızın taftilatını baş vakti talik edip o mucizneva ve hidayet edeye bir kısım mucizatına, kat'i mucizatına işaret eden bir salavat getirmeliyiz. على من أنزل عليه الفرقان الحكيم من الرحمن الرحيم من العرش العظيم سيدنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام بعدد حسنات أمته على من بشر برسالته التوراة والإنجيل والزبور وبشر بنبوة الإرهاسات وهواتف الجن وأولياء الإنس وكواهن البشر وانشق بإشارته القمر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وسلام بعدد أنفاس أمته على من جاءت لدعوته الشجر ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلت الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابعه 3 مرات كالكوثر وأنطق الله له الضب والظبي والجذع والذراع والجمل والجبل والحجر والمدر صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا وشفينا محمد ألف ألف صلاة وسلام بعدد كل الحروف المتشكلة في الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تموجات الهواء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان واغفر لنا وارحمنا يا إلهنا بكل صلاة منها آمين Ne var ondan sonra? Bak, yaprak açılıyor. Ha, bu şey diyor. Biraz daha şey diyor. El-Fatiha. Allah'a emanet olun. O yıl değil mi? Ya Rab, nasıl büyük bir sarayın kapısını çalan bir adam açılmadığı vakit o sarayın kapısını diğer makbul bir zatın saray cemeenus sadası ile çalar ta onu açılsın
Öyle de biçare biz dahi senin dergâh-ı rahmetini mahbub abdin olan Üveysel Karani'nin nidasıyla ve münacatıyla şöyle çalıyoruz. O dergâhını ona açtığın gibi rahmetinle bize de aç. Kulu kemâ kâle ilâhî ente rabbî ve enel abd ve entel hâlik ve enel mahlûb ve entel rezzâk ve enel merzûb ve entel mâlik ve enel memlûk ve entel azîz ve enel zelîl ve entel ganî ve enel fakîr ve entel hayy ve enel meyyit ve entel bâkî ve enel fânî ve entel kerîm ve enel leîm ve entel muhsin ve enel musî ve entel gafûr ve enel muznib ve entel azîm ve enel hakîr ve entel kavî ve enel zaîf ve entel muatî ve enel sâil ve entel emîn ve enel hâif ve entel cevvâd ve enel miskîn ve entel mucîb ve enel dâî ve entel şâfî ve enel merîd فاغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف أمراضي يا الله يا كافي يا رب يا وافي يا رحيم يا شافي يا كريم يا معافي فاعفو عنا من كل ذنب وعافنا من كل داء وارضى عنا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا في الدنيا حبك وحب ما يقربنا إليك والاستقامة كما أمرت وفي الآخرة رحمتك ورؤيتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين.